Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Huawei kullanıcılarına özel bir içerikle karşınızdayız. Malum son dönemde Huawei'nin başı bir türlü dertten kurtulmuyor diyebiliriz. Amerika'nın yönetiminde bulunan halihazırda hala başkanı Trump biliyorsunuz Huawei'ye kafayı takmıştı. İşte bunları Çin'in hükümetiyle işbirliğiyle suçladı. İşte dedi ki kullanıcı verilerini hükümete aktarıyorlar vesaire vesaire bir sürü. İftira mı diyelim artık, dedikodu mu diyelim bilmiyorum. Sonuç olarak ithamlarda bulundu ve ambargo kararı aldırdı Amerika merkezli şirketlere. Ki bu Amerika merkezli şirketler içerisinde bir sürü isim yer alıyor. Bildiğimiz Intel olsun, Qualcomm olsun, Google olsun. Yani pek çok Huawei'nin işbirliği içerisinde olduğu isim var. Yetti mi? Yetmedi. Ne yaptı adamlar? Huawei'nin Yonga seti üretimini yaptığı TSMC yani TSMC diye bir şirket vardı, Tayvan merkezi. Onunla da iletişime geçtiler. Dediler ki sen Huawei'den sipariş alma kardeşim. Biz sana yatırım yapacağız. Amerika'da sana yeni bir dükkan kuracağız dediler. O da tamam eyvallah madem öyle ben artık Huawei'den sipariş almıyorum dedi. Orada da Çinli üreticinin kolu, kanadı resmen bağlandı. Fakat yine de Huawei pes etmiş değil arkadaşlar. Kendi işletim sistemini yapıyorlar. Kendi Yonga setini üretme kapasitesine sahip olmak için şu aralar çalışmaları var. Ama bu kısa süreçte olacak gibi değil çünkü önce 22 nanometrelerden falan başlayacaklarmış. O gitgide düşecekmiş vesaire. Yani önümüzdeki bir şu anki teknolojiyi yakalamaları bile 5-6 yılı rahatlıkla bulabilir ki şu anda 5 nanometrelere kadar inmiş durumda. TSMC mesela 5 nanometre üretebiliyor şu anda. Bunları bir kenara bırakalım ve videomuzun temel içeriğine geri dönelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Huawei MI 12 ile birlikte kendi işletim sistemine geçme planları var. Yani Harmony OS'i kullanıcılarına sunmak istiyor. Fakat MIUI 11'de de bunun bazı alıştırmalarını yapacak. Yani şunu söyleyebiliriz. MIUI 11 aslında Harmony OS'in ufak bir demosu olacak. Dolayısıyla bu yüzden de merak ediliyor bu işletim sistemini hangi telefonların, hangi cihazların alacağı. Huawei geçtiğimiz günlerde bu modelleri yayınladı. Yetmezmiş gibi bir de tarihlerini yayınladı. Yani arkadaşlar şu anda hangi cihazların alacağı ve hangi tarihlerde de MIUI 11 arayüzünü alacağı belirlenmiş durumda. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu cihazlarla baş başa bırakalım. Evet gördüğünüz gibi listede pek çok cihaz mevcut arkadaşlar.
Bu cihazlara daha yenileri eklenir mi? Belki eklenebilir. Malum Huawei cephesinde pek çok cihaz bulunuyor. Pek çok akıllı telefon bulunuyor. Yani Google bizden desteğini çekti diye adamlar model yelpazesini daraltmadı. Baktığınız zaman hala tüm serileri devam ediyor. P-Smart serisi geliyor. P40, P50 o devam ediyor. Mate serisi devam ediyor. Katlanabilir ekranlı telefon olan Mate X serisi devam ediyor. Yani tüm modeller gelmeye devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz ki Huawei Türkiye'deki operasyonlarını da büyüterek devam etti arkadaşlar yoluna. Biliyorsunuz normalde Türkiye'de sadece böyle akıllı telefon falan satıyorlardı ağırlıklı olarak. Şimdi baktığımızda bilgisayar tarafında da önemli bir atağa kalktılar. Yani bilgisayar, kulaklık, işte akıllı telefon. Muhtemelen kendi ekosistemlerini kurmak için önemli adımlar atıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Eğer Harmony OS'te tutarsa gerçekten kendi ekosistemlerini kurma yolunda önemli bir adım atmış olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebiliriz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum sizden. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Çok da önemli değil. İzlemiş olmanız bile bizim için yeterli. Görüşmek üzere arkadaşlar.